beni yordu. Yaşlandım ya. 22 yaşındayım değil mi? Bak yaşımı bile unuttum yani şu anda. 22 yıllık hayatım daha yorgunum ben. Nasıl bir insan oldum bilmiyorum. Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Hashtag buna değer bir serimiz vardı. Yıllar önce çekiyorduk. Unutmuştum. Ben dedim ki ona bir dönüp bir nostalji yapalım. Öyle bir videoya hoş geldiniz tekrardan. Bugün ne yapıyoruz? Bugün güzellik bakım salonuna geldik ve buna değer mi yapacağız? Kuruşu kuruşunu ödeyeceğiz ve sevgili Didem ablamıza geldik. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Bugün bana güzellik bakımı yapacaklar. Her şeyini sonuna kadar yapacaklar. Fiyatı fiyatına, kuruşu kuruşuna çok fazla hesap ödeyebilirim. O yüzden reklamları tıklayıp videoyu beğenin. Videoyu beğenin. Her like 1 TL. Buna hala inanan varsa evet. Like'lar 1 TL. O yüzden ve bu seriden daha fazla gelmesini istiyorsanız da dediğim gibi aşağıdan videoyu beğenin. Çünkü like'lar 1 TL. Ve o 1 TL'nin yarısını size geri vereceğim bir gün. O zaman heyecanlıyım. Güzellik bir de can yakar. O yüzden bu videoda biraz korkuyorum, tedirginim. İlk olarak ne yapıyoruz? İlk olarak diamond bakım gerçekleştireceğiz. Diamond bakım. Evet. Ne yapacağız? Elmas. Cildini temizleyeceğiz. Para. Özel serumlarla aydınlatacağız. Çok daha parlak, çok daha dinamik bir bakışa sahip olacağız. Zaten öyle değil miyim? Evet, zaten öylesin. Çok daha iyi olacak. Şuna bak, ölmüş yüzüm kokuyor artık yüzüm. Evde kala kala. Öf, neyse. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? Burada mı? Hayır, diğer odaya geçiyoruz. Evet, ilk bakımımızdan başlıyoruz. Şimdi bana diamond cilt bakımı yapılacak. Ne kadar acaba? Paket olarak 4 seansı 3000 TL. 3000 TL. Güzel. Maşallah. Bugün çok pahalı patlayacakmış gibi hissediyorum ama videoyu beğenin. Like atın, like'lar 1 TL. Peki bu işlem ne işe yarıyor? Öncesinde cildinizi temizleyeceğim. Sonrasında bu diamond bakım bu cildin işte egzaması olan kişiler için cilt bariyerini güçlendiriyor. O hassaslığı gideriyor. Kullandığım temizleyici jelle. Yani elbet bir işe yarıyordur diyebilir miyiz? Evet. Kesinlikle. Küçükken annem beni böyle yakalardı, zorla tutardı, ellerimi kollarımı üstüne otururdu ayaklarıyla dev gibi. Sonra zorla kafamın üstüne çıkıp siyah noktalarımı sıkardı. Çok canım acırdı. Güreşirdik annemle ama sonra babam da katılırdı, böyle işkence ediliyormuş gibi bağırırdım ben falan. İşte o yüzden bir travma olarak kaldı içimde. Hep canım acır. Canım acıcak dedim ya, siyah noktamı sıkacak ama acırdı. Keşke hayalim gerçek mi o sahneleri de ekleseydim. Ceyda Düvenci oyuncumuz ile oynardık, üstüme çıkardı o benim siyah noktalarımı sıkardı. Çok korkunçtu. Maske mi? Yok, bu ultrason jeli iletkenliğini sağlıyor şimdi yapacağım şeyin. Ultrason hamile kadınlara yapılmıyor muydu? İletkenliğini sağladığı için bebeğe bakmak için sürüyorlar onu, kullanıyorlar ama genelde cilt bakımlarında da kullanılabiliyor. Yüzüme bir şey sürüyor, temizliyor, bir şey daha sürüyor, onu temizliyor. Ne var bu kadar benim yüzüm? Pis miyim ben bu kadar? Pis değil. Yoğurt mu suyu? Yoğurt tabii ki. Salatalık öz. Salatalık olayı o mu? Salatalık mı koyacaksın gözüme? Evet, salatalık. Tamam. Bir 10 dakika bekleyecek bu cildinde. Tamam. Muhteşem. Evet. Ben de uyuyayım o zaman. Böyle kendimi mumya gibi sardım bak. Hazırım. Bakıma, güzelliğe hazırım. Bir işi yapıyorsam sonuna kadar gereklilerini yapmak zorundayım. Konuşamıyorum. Nutkum tutuldu güzellikten. Aha geldi yine değişik bir alet. Gözenekleri sıkılaştırıyor içerisindeki kırmızı prop. Aynı zamanda ciltteki yağı dengeliyor. Ben şu an daha mı güzelim? Öyle mi izleyiciler? Rahatladım ya, yemin ediyorum çok rahatladım böyle. Video çekiyordum, bütün enerjim gitti. Uykuluyum şu anda. Bir içim mayışmış. Bitti mi burası? İyi o zaman. Görüşürüz. Hiç bitmeyecekmiş gibi hissettim. Böyle uyumak istiyordum daha. Neyi görüşürüz. İçim böyle mayhoş oldu, anlarsın ya, mayhoş. Oğlum aynıyım. Vallahi aynıyım. Evet, merhabalar. Güzellik deyince tabii ki akla gelen ilk şey nedir? Kıllardan arınmak. Kıl deyince biraz şey durdu, kaba durdu tabii. O yüzden epilasyona geldik. Epilasyon yapmak biraz acıtıyor. Çünkü daha önce de yaptırıyordum, acıtıyor. Epilasyon fiyatlarımız nedir? 8 seans 6000. 6000. Tüm vücut.
Tüm vücut. Yani nereye kadar? Ya yarısından alsak? Yok, olmaz. Senin bacakları da yapalım. Okey, ben nereye yatıyorum? Buraya yatıyorum o zaman. Bak, evde kala kala bütün kollarım kıllandı. Normalde epilasyon yaptırıyordum ama şimdi kıllarım uzadığı için daha çok yaram olacak. Evet. Burası hep acılı bir işlem. Terliyorum ben. Hazır mısın? Hazırım. Değilim. Ne yapabilirim ki başka? Hazır olmasam ne olacak? Of! Kendim böyle ameliyata giriyormuş gibi falan hissettim. Nasıl duman çıkıyor var ya? Uf. Kendi kıllarım diye söylemiyorum. Çok pis kokuyorlar. Hayır bir dakika, şey normalde hava açıyordun canım acımasın diye. Niye açmadın? Hava canım acıyor. Niye tutuyorsun? Ama sen de hava açmıyoruz ki, sen dayanıksın. Hayır gerek yok. Niye öyle çollara giriyoruz? Hava açalım. Ama yok mu? Sana yok. Ya niye yok? Sana eziyet çektirmeyi seviyoruz normalde. Normalde havası var bunun ha. İşte normalde atış yaptığı yeri soğutuyor. Ama havayı açmamış bir saattir, ben fark etmiyorum. Niye canım bu kadar acıyor? Ha gene kapattın. Hava yoksa yarı fiyatına. Normalde dayanıklı bir erkeğim. Canım acımaz bilirsiniz. Haşinimdir ama lazer epilasyonu zayıf noktam. Ah! Erkek adam kıllarını mı aldırırmış? Erkek adam neden kıllı olur? Döşe kıllı olur. Aç döşünü. Erkek dediğim böyle kıllı olur. Kılsız erkek balkonsuz eve benzer. Ben villada yaşıyorum. Balkonum yok, bahçem var. Acıyor, yemin ediyorum acıyor ya. Para veriyoruz da canımız acıyor, bu nasıl hayat ya? Niye güzel olan her şey can yakıyor? Niye güzel olan her şey yasak? Niye çikolata yiyip kilo alıyoruz mesela? Canım acıyor. Konuştukça biraz azaltıyorum acıyı ama ne diyecek bir şey bulamıyorum daha fazla. Kılların altından memem çıktı. Tamam çekme mememi, utandım. Mememi çekmeyin. Şimdi Survivor'a gidersem, kıllarım uzarsa nasıl yakacağım onları ben? Tur abi ateş çubuklarıyla yakıyordu, ben de öyle mi yapacağım? Yok ya, beni içer ben gelirim. Tamam ya. Makinayı da getiriyorum. Her makineyi alırım, tamam. Gelirim. Acun abiyle öyle anlaşacağım, kıllarımı yaktırmadan Survivor olmaz. Futbolcular bacak kıllarını kesiyor hızlı koşmak için. Ben de vücut kıllarımı keseceğim parkur yapabilmek için. Evet. Çok mantıklı. Kesinlikle. Yemin terledim ya. Terledim ama bitti, güzel. Güzel. 6000 liraya değdi. 8 seans, bunu 8 kere daha yaptıracağım. Şimdi sıradaki olayımız da 4D anatomik kaş tasarım mıymış? Ne kadar o? 2500 TL. 2500 TL ya. Like atın. Like 1 TL çünkü. Anca yetecek, anca. Ne kadar? 2500 like atılması lazım bu videoya. 2500 like'ı geçmeliyiz. Buyurun. Canım acıyacak mı? Acımayacak. Geldiğimden beri canım acıyor. Aşk acısından çok daha fazla acımıyordur Enes. Vay, bu da çok... Güzel. Güzel dojladın. Düşünüyorum şu an. Evet, şimdi sevgili Enes'e 4D anatomik erkek kaş tasarım uygulaması yapacağız. Önce yüzünün hatlarına uygun bir tasarım çizimi yapıyorum. Hazır mısın? Ben hep hazırım. Çiziyor. Aa, yüzümü çiziyor. Ama çizeceğim. Bayağı yüzümü boyuyorlar. Şimdi ben o yüzümü daha bakımlar yaptırdım temizlensin diye. Şimdi kalem kirletmiyor mu? Medikal kalem bunlar. Oo. Medikal marker. Tamamen doğal. İşinizi biliyorsunuz var ya. Benim YouTube'u bildiğim gibi. Acıbav. Acıbav. Zbam. Çıks. Erkekler en çok kaşların ortasından rahatsız oluyor. Orta kısımları genelde kendi kendilerine çok almaya çalışırlar. Dolayısıyla orada çok ciddi bir problem olur. Sürekli bir cımbızdan kaynaklı batıklar ve ben kaşlarımın ortasını şöyle alırdım ergenken. Tırnağımla tutardım, böyle çekerdim. Bravo sana. Çok büyük bir yetenek, biliyor musun? Evet, yüzüne uygun anatomik tasarımımızı gerçekleştirdik. Şimdi bu tasarımın dışında kalan alanları alacağız ve özel bir epilasyon yöntemiyle bir daha o bölgeden kaşların çıkmasını engelleyeceğiz. Yaptığımız 4D anatomik erkek kaş tasarımı uygulaması kalıcı bir uygulamadır. En çok merak edilen soru bu aslında. Yani neden fiyat böyle diye sordukları zaman uygulamanın kalıcı olduğunu özellikle belirtiyoruz. Sadece bir kez yapılan bir tasarım değil, yapıldıktan sonra aslında ömür boyu bu şekilde kalmasını sağlamak hedefimiz. Ay, göremiyorum. Yok, dünyanın en komik gözlükleri de şu ha. Çok çirkin oluyor, baksana. Kaşlarım ne oldu? Kaşlarım çok kadınsı oldu. Mu acaba? Yoksa yakışıklı mı oldu bilmiyorum. Zaten yaptırıyordum. Bunu söylemeli miydim?
Evet, bu da güzel oldu. Şimdi 500 lira daha güzel. Sıradaki odaya gidiyorum. Her odada çok para veriyorum. Kolay gelsin. Merhaba, ben geldim gelin. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi el bakımı yaptıracağım. Ellerim aslında güzeldir benim. Bak, daha güzel el az görürsünüz. Ama el bakımı yaptıracağız. 250 TL. Tamam. Güzel, bu, iyi. Bu el bakımını niye yapıyoruz aslında? Önemli şu. Sen mesela özellikle çok fazla telefon kullanıyorsun. Bilgisayar klavyelerine çok ilgileniyorsun. Ve çok fazla ışık, spot ışık altındasın. Özellikle tırnak içleri, el üstünde oluşmuş olan hasarları ve el içinde oluşmuş hasarları giderebilmek için antibakteriyel özelliği olan özel bir bakım aynı zamanda bu. Süreç içerisinde el üstünde oluşabilecek lekeleri, parmaklarda oluşabilecek lekeleri de gideriyor. Ve tırnak arasında da birçok mikrobu dezenfekte ediyor diyebiliriz. Tamam, o zaman yapalım. Böyle kalacağım ben. Evet, bir 5 dakika kalacağız. Sonrasında uygulamaya başlıyoruz. Ellerim siyah, telefonla da oynayamıyorum. Ay ne kadar kötü! 5 dakika telefondan ayrı kalacaksın. Alıştırma mı? Senin sorunları da edeceksin ya. Survivor'a gidersem telefon isteyeceğim ben. Buradan el falıma iyi bakabiliyorum bak, kara kara olduğu için. El falından anlayan arkadaşlar varsa yorumlara yazsınlar. Ne kadar uzun süre yaşayacağım? Bir yaşam ömrüme bir bakın şöyle. Şuradan başlayacağım. Ne olacak yani şu an? Aa! Bir şey sıktı direkt, korktum. Hazır mısın? Evet. Bu temiz hali daha çok. Bu da yıkayacağım şimdi bunu. Yani ellerin başladığından daha güzel şu anda. Bu da suratına yaptırıyor, kafayı yemiş. Heh, sen benim elime sıkıyordun Nadim, gel. Bıyığına sıksam. Bir dakika. Üst üste atma yeter. Kim bu, Enes mi? Evet. Ya beni kobay yaptı ya. Ben resim yaparken de boşluk bırakmayı sevmezdim, o yüzden. İlk deneyi bende olmasaydı keşke ya. Güzel yaptın. Abi ne kadar kocaman. Yap bitmiyor. Kocaman anı var ya. Neyse ben ellerimi yıkayayım, diğer bakıma gidelim. Sırada saç detoksu yapacağız. Çok bakımlı bir gün oldu bugün. Ben bu kadar bakıma alışık değilim. Saç detoksumuz ne kadar acaba? 3000 TL. Çok iyi. 3000 like daha bekliyorum. ne yapacağız? İğne mi yapacağız? Hay kafama iğne mi yapacağız? Yani çok ufacık dokunuşlar diyelim ona. Nasıl bakayım bilmiyorum. Özel bir vitamin kompleksiniz var mı? Vitamin. Şimdi bir anda mı saplayacaksın? Hayır, yavaş yavaş. Saçının özellikle güçsüz ve zayıf olan yerlerinde minik açtığımız kanallarla özel vitamin kompleksinizi... Şaka yapma lütfen. Saçının özellikle seyrek olabilecek olan alanlarını bu özel vitamin kompleksini uyguluyoruz. Saç dökülmesi problemi varsa zaten kişinin çok... Yok benim saçım niye dökülmüyor ki? Dökülmesin, çok daha sağlıklı uzasın, gür olsun ve ileride yaşayabileceğin problemleri şimdiden önlemek amaçlı diyebiliriz. Saç çıkarıyor mu? Kesinlikle çıkartıyor. Güzel günlerde kullan. Bu kadar mıydı? Evet. İyi. Devam edeyim mi biraz daha? Hayır. Bir de arkadaşlar bu fiyat şey seans mı bu? Evet, ortalama 4 seans. Tamam. Yani bu fiyatlar tek seans için değil. 4 seans yapıyorsun mesela. Evet. Bunun diğerleri de öyle. 3'er hafta arayla 4 seans uygulanıyor. Hadi gidelim, devam. Son olarak da jawline yaptıracağız. Aslında ben jawline yaptırmıştım. Onu da şimdi o yüzden yaptıramıyoruz. Çünkü yakın bir zamanda yaptırmıştım diye sakallarımızı. Sadece kontrolünü yapacağız. Evet. Jawline için size fotoğraflarını gösteriyorum. Jawline ne kadardı? Jawline yaklaşık 12-15 bin TL arası. 12-15. En pahalısı da buymuş. Güzel. Çenelerime hat çektiler. Sakallarım ince olunca biraz daha gözüküyor. Fotoğraflarda çok daha net. Fotoğraflarda görüyorsunuz zaten. Hikayeli evet. Anlatım. Yani bu jawline ne oluyor? Özellikle çene hattı çizgisi demek. Senin daha öncesinde çok daha ovaldi yüz hatların. Şu an zaten yapılan uygulamadan sonra çok daha belirgin oldu. Daha maskülen, daha erkeksi. Erkeksiyim ben. Hormon kokuyorum. Hormon. Bunun için çok fazla beğeni gerekiyor. Evet. O yüzden 17 bin beğeni daha bekliyoruz. Diamond bakıma 3000 TL. 6000 TL epilasyonda tüm vücut 8 seans. 6000. Kaş ne kadardı? Kaş için 2500 TL dedi. 2500 kaş. Kasarım artı 4 seans epilasyon. Evet. Tamam. El bakım için 250 TL demiştim. El bakım için 250 TL, tamam. Jawline için 12-15 bin TL arası bir fiyatı. Jawline için 12-15, 12 mi 15 mi şimdi aynı? Yani hani ilave birkaç ürün, 12 olsun hadi senin için. Saç bakım için de 3000 TL'ydi. 3000 TL. Toplamda 26.750. 26.750 like bekliyorum arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani zorla güzellik olmuyor. Parayla güzellik oluyor. 26.000 tane 1 TL bir araya geldi ve bu yüzü yarattılar.
Kendinize iyi bakın. Bir daha güler görüşmek üzere. Eğer... Ama senin kalbin de çok güzel, o yüzden bence yüzüne yansıyor. Belki. Her şey sadece parayla olmuyor. Evet. Bazen. Ben daha önce de güzeldim. Hep güzeldim. Ama şimdi daha mı güzelim? Evet, çok daha iyi. Evet, bu arada buraya gelenlere ve benim isim verenlere ne kadar indirim alabiliriz? %30 indirim. Bu video yayınlandıktan sonraki evet. Bir hafta boyunca gelirseniz %30 indirim alacaksınız. Aynen öyle. Yani geldiğinizde Enes Batur'un videosunu izlemiştim bu tarihten bu tarihe. %30 indirim. Harika. Ben de bakım yaptıkça ben mayıştım bir böyle bittim ben fark ettiniz böyle uyumak istiyorum. Kendinize iyi bakın, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yanda çıkan videolara diğer videolara gelebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Anlamadım ne dedi? Dediğimi anlamadın mı? Ben anlamadım, ben anladım. Sen anlamadım dediğini, yine anlamadım. Dediğimi anlamamışlar. Siz yorumlara yazın. Biliyorsunuz.